Merhaba arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bir yaş ölçülerinde popcorn fırfırlı bebek beremizin anlatımını yapmak istiyorum. Şimdi beremizin yapımına geçelim arkadaşlar. Popcorn fırfırlı bonemiz için gerekli malzemelerimiz 1 adet bebe yününe ihtiyacımız var. Ben kartopu Baby One kullanacağım. Renk kodum K150. 4 numaralı şişim ve 1 adet de tığım var arkadaşlar. Şu şekilde de şablon hazırladım. 1 yaş için 79 ilmek başlıyoruz. Aralarda 11 adet ilmeğimiz olacak. Kenarlarda da 3 ilmeğimiz kalıyor. Şunları da popcornlarımızı da birer adet ilmek olarak hesaplıyoruz. Toplamda 79 ilmeğimiz oluyor. Şimdi 4 numaralı şişimize 79 ilmek atarak başlayalım.79 ilmek attıktan sonra arka sıramızı bir sıra ters, ön sıramızı da bir sıra ters olarak örüp gelelim. Yani bir sıra haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Bir sıra haroşa sırası ördüm. Daha sonra bu kısma fırfır yapacağım. İlmek alıp fırfır yapacağım. Kıvrılma olmasın diye de bir sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi 5-6 sıra düz olarak örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra popcornlarımızı yapmaya başlayacağım. Haroşadan sonra 5 sıra düz örgü örüp geldim. Şimdi sondaki ve baştaki üçer ilmeğimi örüyorum. Şu ilmeğimi. Şimdi bir adet popcorn yapacağım. Popcornlarımı tığıyla yapacağım. Şu şekilde. 3 zincir çekip trabzan yapıyorum. Ama tığımdan ipimi çıkarmıyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Ve yine trabzan yapıyorum. Dört tane trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğum 3 adet zincirle 5 trabzanımız oluyor ve bunu hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum ve şişime geçiriyorum. Bu şekilde popcornlarımız oldu. Şimdi 11 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Tekrar bir popcorn yapıyorum. Üç zincir çektikten sonra dolama yaparak trabzanımı yapıyorum. Dört tane trabzan yapıp hepsini topluyorum. Ve ilmeğimi şişime geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aralarda 11 ilmek olacak şekilde. Yine son sıramızda 3 ilmeğimiz kalacak. Aralarda da 8-9 sıra ördükten sonra yine popcorn işlemimizi tekrarlayacağız. Ben 8-9 sıra örüp geleyim. Popcornlarımı yaptıktan sonra 9 sıra ördüm. Şimdi bu sırada yine popcornlarımızı yapacağız. Şimdi iki popcorn arasına bir popcorn uygulayacağız. Arada 11 ilmek vardı. 11 ilmeğin 5 ilmeğini bir kenara, 5 ilmeğini bir kenara bırakarak tam ortadaki ilmeğimize birer adet popcornlarımı yapacağım. Şimdi kenardan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10. 3 ilmek kenarımızda vardı. 1 ilmek popcornumuzun ilmeği. 2, 4, 5. Buradaki ilmeğe popcornumuzu yapacağız. Tam 2 popcornun ortasına gelmiş olacak. Popcornlarımı nasıl yapıyorum? Göstereyim tekrar. Üç zincir çekip bir dolama yaparak trabzanımı yapıyorum fakat tığımdan çıkarmıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Dört trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirle beş trabzanımız oluyor. Evet, hepsini birlikte toplayıp sıkıştırarak popcornumu oluşturmuş oluyorum. Buradaki ilmeğimi de şişime geçiriyorum. Şimdi yine 11 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aralarda yine 11 ilmeğimiz olacak. Buradaki popcornların arasına yine birer popcorn yapacağım. Daha sonra 9 sıra öreceğim arkadaşlar. 9 sırayı ördükten sonra tekrar görüşelim. 9 sırada bir popcornlarımı yaptım. Şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4. 4 sıra popcornlarımız var. Şimdi şu şekilde ilmek ayrımlarımı yaptım. 28, 23 ve 28. Kenarlardaki 28 ilmeğimi düz olarak ortadaki 23 ilmeğimi de ters olarak öreceğim.
Şimdi kenardaki 28 ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki 23 ilmeğimi ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 ve 23. ilmeğim. Burada son ilmeğimi örmüyorum. Ayırdığım 28 ilmekte ve buradaki 23. ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi dönüyorum. Diğer tarafa gitmedim. Ortadaki 23 ilmeğimle işlem yapacağım. Kenardaki ilmeklerimden her sırada birer ilmek örerek azaltmış olacağım kenardaki ilmeklerimi. Evet. Buradaki son ilmeğimle kenardaki 28 ilmeğimden bir tanesini de birlikte örüyorum. Şimdi yine dönüyorum. Bu şekilde arkasını beremizin arkasını kapatmış olacağım. Evet, en sondaki ilmeğimle kenar kısmı ayırmış olduğum bir ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, en son ilmeğimle yine kenar kısmına ayırmış olduğum bir ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde 8 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Kenarlardan birer ilmek alıp keserek 8 sıra örüp geldim. Şimdi kenarlarımızda 20 ilmeğimiz kaldı. Burada 20, bu kenarda da 20 ilmeğim kaldı. Ortadaki 23 ilmeğim değişmedi. Şimdi üçer ilmek
kesmeye başlayacağım. 8 sıra ördükten sonra üçer ilmek kesiyoruz. Bu sefer ortaya ayırmış olduğumuz ilmeklerimiz azalmaya başlayacak. İki haroşa ilmeğimden bir de düz ilmeğimden alarak 3 ilmek bir örüyorum. 2 ilmeğimi kesmiş oluyorum. Şimdi yine dönüyorum. Orta kısımda olan 23 ilmeğimiz azalmaya başladı. Evet, haroşa kısımdan 2 ilmeğimi ve kenardaki düz kısımdan bir ilmeğimi alarak 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ortadaki haroşa kısımda 13 ilmek kalana kadar bu şekilde üçer üçer kesip gelelim arkadaşlar. Haroşa ilmeğim de azaldı. 13 ilmeğim kaldı. Şimdi yine ikişer ilmek kesiyorum. İlk başta yaptığım gibi bir ilmek haroşa kısımdan, bir ilmek düz kısımdan alıp birlikte örüyorum. On üç ilmeğimiz kalmıştı haroşa kısımda. O değişmeyecek artık. Kenarlardaki ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, bir haroşa ilmeğimizden bir düz ilmek yerimizden alıp birlikte örüyorum. Düz ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Ördükten sonra tekrar ilmek alıp şapkamızın alt kısmını öreceğiz. Şimdi ben ilmeklerimi bitirene kadar örüp geleyim. Birer ilmek örerek kenarlardaki düz ilmeklerimi bitirdim. Haroşa kısmımda 13 ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi uç kısma bağladım. İlmek almaya başlayacağım şimdi. Bu kısımdan 20, ortada 13 ilmeğimiz var. Bu kısımdan da 20 ilmek alıp toplamda
53 ilmeğimiz olacak. Nasıl ilmek alıyorum onu göstereyim. Şu şekilde 1 2 Bu şekilde ilmeklerimizi alıp 53 ilmeğe tamamlayıp geleyim arkadaşlar. İlmeğimi aldım. Toplamda 53 ilmeğim var. Şimdi 10 sıra örüp geleyim arkadaşlar. Bu sırada ters, bu sırada düz olarak 10 sıra örüp gelelim. Arka kısmımı 10 sıra örüp geldim. Şimdi şu şekilde dikiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğim. Ense kısmını diktim. İpimi şu kısma bağladım. Şimdi ön fırfırımız için ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde birer ilmek çıkarıp şişime geçiriyorum. Tığıyla ya da şişle çıkarabilirsiniz ilmeklerimizi. Şu kısımlardan her ilmek yerinden birer tane ilmeğimi çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi alalım. Daha sonra örerken ilmeklerimizi iki katına çıkaracağız. İlmeklerimi alıp nasıl ilmeklerimi iki katına çıkarıyorum onu göstereyim. Toplam 75 ilmeğim oldu. Şimdi artırma yaparak 150 ilmeğe tamamlayacağım. İlmeklerimi iki katına çıkarmış olacağım. Şimdi artırmalarımı şu şekilde yapıyorum. Bir tane örüp şişimi çıkarmadan ilmeği ters çevirip bir kez daha örüyorum. İlmeğimi örüyorum şişimden çıkarmadan, ilmeği ters çevirip tekrar örüyorum. Bu şekilde. Bir ilmeğimi ördüm şişimden, ilmeği çıkarmadan, ilmeğimi ters çevirip tekrar ördüm.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip fırfır kısmımı haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar örüp 5-6 sıra da haroşa olarak örüp geleyim. 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi 5. sıramı hem örüp hem kesim yapacağım. Şu şekilde kesim yapıyorum. Hem örüp hem kesiyorum. Bu şekilde fırfırımızı da tamamlayıp daha sonra beremizin ölçülerini vereyim arkadaşlar. Kesim işlemimi bitirip geldim arkadaşlar. Şimdi beremiz için kordon yapımına geçiyorum. Bunun için 3 ya da 3,5 numaralı bir şişe ihtiyacımız var. Ben 3,5 numaralı şiş kullandım. 3,5 numaralı şişime 4 adet ilmek attım. Şimdi bu 4 adet ilmeğimi sol taraftaki şişime geçiriyorum. İki ucu açık olan şişlerle de örebilirsiniz, patik şişleriyle. Ben bu şekilde de örüyorum. Şimdi düz olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Şimdi yine 4 ilmeğimi diğer şişime geçirdim. İpim hep arkada kalıyor. Kordon yapımında hiç çevirme yapmıyoruz. Hep aynı yüzden örüyoruz. Yine aynı şekilde diğer şişime ilmeklerimi geçiriyorum. Ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Normalde hem yüzde hem arka tarafta örüyoruz ama kordon yapımında sadece tek yüzden örüyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta yaptıktan sonra fırfırlı beremizin bu ense kısmındaki düz örgümüzün içerisinden geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kordonumu tamamlayıp geleyim. Kordonumu bitirip bereme geçirdim arkadaşlar. Beremi de bitirmiş oldum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.